Evet. Önce şunu ayıralım. Bu fon medyası biliyorsunuz yurt dışından bir takım kaynaklar alıyorlar. Almanya'dan, İngiltere'den, şuradan buradan. Evet. O ayrı bir boyut. O ayrı bir rezalet. Bu Medyascope falan var. Bunlar açık açık Tabii, söylüyorlar para internet üzerinden aldıklarını ve yayın yapan. Türkiye aleyhine yayın yapmak üzerine yapıyorlar. Bunlar daha ziyade besleme medya. Besleme, Bunun evet. altını özenle çizelim. Bir de kurumlara verilen paraların ötesinde şahsi elden para alan gazeteciler iddiası var. Süleyman Soylu yine bu yayında Sebep Sonuç'ta belediyeden birebir maaş alan gazeteciler olduğunu söylemişti. Muharrem İnce de birkaç defa ifade ediyor. Altını da çizelim. Muharrem İnce de demokrasi, basın özgürlüğü konusunda kimseye ders verecek halde değil ama kamuya mal olmuş bir isim olduğu için bir muhalefet lideri. Evet. Yaptığı açıklamalar çünkü isim veriyor. Yani Merdan Yanardağ söylüyor. Birkaç Evet. isim veriyor. Tarifenizi biliyorum ben sizin diyor. Dolayısıyla bu boyutta sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Evet, orada eklemek istediğim husus şu Melih Bey. Şimdi burada tabii ki yayın organları da reklam gelirleriyle geçinen, sonuçta şirket bazlı noktadalar, bir TRT değil, kamu kaynaklarından direkt olarak istifade edemiyorlar. Ama burada dikkat çekilmesi gereken mesele, siz seçim döneminde bunu yapabilirsiniz, mitingleri yayınlayabilirsiniz veyahut da ara sıra canlı bağlantılar yapabilirsiniz parti faaliyetlerine ilişkin, öyle değil. Bunun Burada kanunu kuralı var canım. Yani bu iş yeni yapılmıyor medyanın. CHP ile bu yayın organları arasında olan ilişki, yıl bazında bir sözleşme yapılması, esaslı bir sözleşme, gizli sözleşmedir. Ben partinin avukatı olarak bu Evet, CHP'nin sözleşmeleri eski avukatısınız. Görmemiştim mesela. Bunun karşılığında, görmemiştiniz. Evet, ama avukat olduğunuz halde görmemiştiniz. Başka bir avukat görmüştür Dolayısıyla muhtemelen. Onun dışında bir bütçe belirlenmesi, o zaman rakam olarak neydi? Ben bu rakamı da Yani Muharrem İnce televizyonların legal, yasal şekilde yaptığı seyircilerimize reklamlardan aktarayım. bahsetmiyor. Maaşa bağlamışlar bunları diyor. Bakın, Net bir ifade bu. 2021 rakamları olarak bunu söyleyeyim. İşte Halk TV demiş 8 milyon artı KDV, KRT 6 milyon artı KDV, Tele1 5 milyon artı KDV, Anka Ajans 5 milyon artı KDV, işte bir iki de radyo var burada ve araştırma şirketleri var. Şimdi isimlerini gerekirse veririz bu araştırma Bunlara ne diyor yani? Ne şirketlerinde. reklamımızı mı veriyoruz da yapıyor diyor. Bunlara aylık ödemeler yapılıyor. Ödeme, evet. Bu rakam yıllık belirleniyor, fatura geliyor, hizmete alınsın alınmasın. Bir de basının kamusal yönü vardır. Siz kamusal olarak da bir görevi ifade ediyorsunuz. Bir haber değeri varsa alıyorsunuz, kıymetlendiriyorsunuz, bunu ekranlarda aktarıyorsunuz. Bunlar bunu da yapmak için aylık maaş gibi bir ödenti alıyorlar. Sayın İnce'nin kastettiği esasında bu. Maaşa bağlanma noktası bu. İfade edilen nokta bu. Her ne kadar Merdan Yanardağ işte %1'dir vesaire demişse de, inanın ki bu alınan rakamlar. Sadece genel merkez bünyesinden alınan rakamlar. Zaten tüm herhalde giderlerini karşılar. Artı belediyeler. Şu anda baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin 250 civarında belediyesi evet. var. Bu ve belediyelerde büyük belediyeler. Ve bunlar zengin belediyeler. Baktığınızda işte kıyı şeridindeki belediyeler var, vesaire, evet. bütçesi gelirleri büyük olan belediyeler. Ve buralardan reklam alıyorlar. Ve bu reklamların inanın ki getirisi partiden aldıklarından Vallahi daha fazla olan rakamlar. Ben reklamın ötesinde bir şey var rakamlardır. Gibi görüyorum bu söyledi. Sen hukukçusun, ben de medyacıyım. Yani bu meşru bir ilişki olabilir. Reklam yayınlarsınız, ahlaki tanıtım, bir ilişki manatım ama onun değil ötesinde yani. Bir şeyden Etik bir bahsediliyor. Ilişki değil. Onun ötesinde bir şey esas var üstad, etiğin de ötesinde bir şey. Maaş alan gazeteci yalnızca Muharrem İnce'nin açıklaması üzerinden değil. Yani kurumlardan ziyade maaş alan gazetecilerden bahsediliyor. Gazetecinin bakın, çalıştığı kurum dışında bir yerden maaş alması mümkün değildir. Ne yasal olarak ne etik olarak Melih böyle bir Bey, şey yok. Bugün kanallara çıkıp da işte CHP adına konuşan bazı isimler, işte titirleri var şu derginin genel yayın yönetmeni vesaire. Evet. Bunların ilk işi alınan belediyelere gidip kartlarını koymak, benim işte yayınladığım dergi var, bu dergiye abone olacaksınız demek. Hani gene bunlar gene izah edilebilir Mahmut abi yayınlar içerisinde. Yani alabiliyordur, onun kitabını uyduruyordur. Abi, tabii, reklam alıyordur falan, onlara gene bir şey denilemez de. Maaşa bağlanmak başka Ama bir şey. Şimdi aslında çok genel bir sorun var bakın. Bir defa medya ekonomisiyle ilgili bir sorun var. Bence onu da atlamayalım. Şimdi şunun altını çizelim mesela. Yandaş yani böyle davul çalıyorlar. Evet. Bakın bizim program yaptığımız televizyon Türkiye'nin en çok izlenen televizyonlarından biri. Ve reklam verenler reklam parasını reytinge göre tabii, yani tabii. izlenmeye göre verirler. Aynen öyle. Bu televizyonun gelirleriyle reytingi arasında doğrusal bir ilişki bulabilirsiniz. Anlamlı, makul bir ilişki bulabilirsiniz. Bu önemli bir konu. Bakın bu çok önemli. Ama diğer yandan şimdi bilmem ne KRT, Tele1 evet, falan filan bir şeyden bahsediyorsunuz. Seyredilmeyen. Ya reytingi yok yani. Bırak hani çok gürültü koparabilir ama reyting ölçülmüyor bile bunların. Yani bırakın hani reyting, yüksek reyting olmasını. Bazılarının reytingi ölçülmüyor. Bazıları pek çok platformda yok.
Ama bunlara milyon milyon para aktarıyor belediyeler ya da siyasi, hangi siyasi parti olduğunun bir önemi de yok. Ama bu etik değil. Siz şunu yapıyorsunuz, yani basbayağı kendinize bir propaganda makinesi kiralamışsınız. Eğer böyle olacaksa basın yayın radyo televizyon kanunu değiştirilsin. Radyo televizyon kanunu partilerin propagandası için kurulan televizyonlar diye bir madde açılsın. Biz de bilelim yani, onun üstüne CHP TV yazsın. İBB TV yazsın. Üzerinde Halk TV yazmasın. Bence bu çok önemli yazmasın. Nokta. Bizler siyasi görüşlerimiz için destekliyorsak bir partiyi, şunu bunu, bir projeyi destekliyorsun. Yandaş yaftası yiyorsun. Ya para alan adamlar. Para açık alıyor açık. Bilik Bey, bakın şunu belirtmek istiyorum. Kamuoyu bilsin bunu. Mesela Halk TV zamanında Deniz Baykal'ın kontrolünde olan bir kanal. Daha sonra bir şekilde el değiştirdi. Evet. İsmi de biraz belki ileride konuşacağımız bir kişi. O zaman Halk TV, işte Baykal'ın yaklaşımı, partinin gidişine belliydi ve uyarılar da yapıyordum tabii o dönem içerisinde. CHP'yi anlatmaya yönelik biraz mesafeliydi, işte Şaban Sevinci falan açıklamaların değerlendirmesiz öyleydi. Ve karar alındı, işte KRT kurulacak dedi, KRT kanalı. İşte bunda başını çeken Tuncay Özkan. Belediyelerin hepsine salma salındı. Evet. Salma mıdır hocam? Ya salma. Biz eski bir şey de söylüyoruz. Yani işte evet, herkes şu kadar güzel, katılım çok güzel, sağlayacak salma diye. Belediyeler kamu kaynaklarını hangi amaçla kullanacak? Orada yerelde yaşayan halkın ihtiyaçlarını gidermek için karşılayacak. Bir şekilde, yani bunu tabii açık bütçe olarak yapacak vaziyetleri yok. Bunu kılıfını uydurmak suretiyle bir şekilde yapılacaklar. Daha sonra bu paraların kaybolduğuna yönelik iddialar dile getirildi. Bunları ben söylemedim. İşte birçok gazeteci çıktı. Can Ataklı gibi gazeteciler çıktı. İfade etti. Yani şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz Ardahan şehirler arası otobüs terminalinin açıklamasında bizzat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından bunlar açıklandı. Kim ne kadar yaptı diye, ve oraya katıldılar. Düşünün, Ardahan, değil mi efendim, sizin görev yeriniz burada. Biz burada yağmurda Esat sadece... Esat Hocam, siz gelirken diyorsunuz ki ben 5 yılda 50 bin konut yapacağım diyorsunuz. Evet. 3 bin, 4 bin konutu yapamamışsınız İstanbul'da. Evet. Gidiyorsunuz İzmit Belediyesi ile ortak İzmit'te konut yapıyorsunuz. Evet. Sizin yani, alanınız mıdır İzmit? Ardahan'a... İşte Ardahan'ı örneğin. İkinci önemli, bunlar hiç kimse merak etmesin. Kimin neye para verdiği belli. Evet. Ben Amerika'da çalışırken, özellikle Ulusal Arşiv Dairesi'ndeyken, şuna baktım, dedim ki ya bu CHP'den acaba sebeplenenler diyelim, biz ona beslenen demeyelim, çok sebeplenenler diyelim. baktım, bir tane yakaladım ama onu, sadece onun ismini söyleyeceğim, diğerlerini de söyleyebilirim belki şey yapar. Mesela Hüseyin Cahit Yalçın, bayağı ciddi şekilde... Fonlama da şuradan geliyor. Foundation sözcüğünden geliyor. Vakıf demek. Vakıf. Vakıflama. Yani fondaş sayın, yani bu Amerikancasını ifade etmeye çalışıyor. Yani kulağı delinmiş Memleket Partisi'nin genel başkanının. Yani buradan geliyor ve ben bunları gördüm. Hüseyin Cahit Yalçın. Yani yukarıya çıkartıyoruz ve Büyükelçiye, Ankara'daki Büyükelçiye nasıl bir ifade tarzıyor? Obedient servant diyor. Nedir ne biliyorsunuz efendim? Ben itaatkar hizmetkarınızım. Evet. Üsiye belgeyi gönderebilirim. Ya şimdi burada tabii çok... Pardon abi. Yani tarihte böyle figürler var. Yani var ama 30 yıl sonra açılacak. Bunları da göreceğiz. Pek çok edebiyatçımız, yani, edebiyatçılarımız var. Sağdan olsun, soldan olsun devlet yardımı vesaire almışlar. Yani bu söylediğiniz, bunlar medya aygıtını tutmadıkları için üstad. Ay, Hüseyin Cahit Yalçın öyle değil mi? Hüseyin Cahit Yalçın hem siyasetin içinde geliyor hem de medyanın. Ama siyasetçi var zaten Hüseyin Cahit Yalçın. Oraya geleceğim. Yani tabii devlet. Siyasetçi olduğu için. Ama yazar da. Şimdi bugün mesela demin bahsettiğimiz karanlık oda siyasetçi falan değil. Yani o bizlerden daha tarafsız çıktığında biz taraflı oluyoruz. Biz yandaş oluyoruz. Onlar tarafsız oluyor. Yani buradaki asıl sıkıntı bu üstadım. Onu söylemek istedim. Ya Hüseyin Cahit Yalçın siyasi kimliği belli. Necip Fazıl Tüfekçi'nin kimliği belli. Hayır, sadece ben onun ismi diye bir isimleri birçok sefer... Şunu merak etmesinler. 30 yıl sonra tarihçiliğe yapacaklar. Ama 30 gidecekler, yıl sonra açılacak. Dosyada yerini de nerede bulacaklarını da söyleyeyim. Açacaklar. Aa, bu buymuş. Aa, biz bunu hiç zannetmiyorduk. Muhasebe görecekler. Evet. Burada şimdi temel şey şudur yani. Birileri şöyle bir tartışmayı yaşadı Türkiye. Yani hakikaten utanç verici, aziz olan birine yandaş diyeceksin. Evet. Niye yandaş diyorsun? İşte diyorsun hükümetten yararlanıyor. Şimdi burada temel ilke şudur. Reklam üzerinden para kazanmak,
sponsorluk üzerinden para kazanmak. Okey. Devletin verdiği gazetelere ilanlar var. Değil mi? Bu basın ilan kurumu verdiği. Oradan her gazete alıyor. Yani işte Cumhuriyet de alıyor, Sabah da alıyor. Hepsi alıyor. Bunlar tamam. Ama bunun dışında böyle yıllık 6 milyon, 8 milyon anlaşma yaparsan bu başka bir şeydir ya. Sorun budur, bu sorun. Kumar parası bir, ödemek. Ve bu adam kalkacak. Evet, sebepsiz zenginleşmeyen gibi. Hukuki dilde ifade ben bağımsız gazeteciyim. Bu şeye benziyor. Cumhuriyet geleneği genelde söyledi. Biz ilericiyiz, çağdaşız, şeyiz, aydınlanmacıyız. Eleştiriliriz. Bütün eleştirel akıl bizde. Bütün eleştirel akıl bizde, sizde hiç yok. Evet. Yok. Atakun yazdı. Bunlar hep her şey bunlar. Tek tipçi olduklarını görmezler. Şimdi aynı şeyi bunlar yapıyor. Şimdi de biraz önce fotoğraf yayınlandı. Evet, o konuya şimdi, bir girelim. Mahir Caferoğlu. Cafer Mahir oldu. Aktivinin patronu Cafer Mahir oldu. İngiltere'de evet. Tekstil iş yapan bir adammış. Bilmiyorum daha çok ayrıntısını da. Şimdi geliyor, Halk TV'yi alıyor. Nasıl aldı, nasıl etti bilmiyorum. Ve yani. Halk TV'yi almak isteyen bir yerde işte biraz önce ismi zikredilen Karanlık. Oda TV. Oda TV. Almak istedi. Almak istedi. Almak istedi. O zaman alamamıştı. Alamadı, evet.